arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle şiş ile güzel bir elbise çalışması yapacağız elbisemizi 1-2 yaş grubu çocuklarımız için ördük şimdi ölçülerini sizlerle birlikte bakacağız ve elbisemizin yapımını aşama aşama birlikte öreceğiz eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak siz sesini aktif hale getirirseniz hem kanalımıza ve bize destek olmuş olursunuz hem de bütün yapacağımız yeni çalışmalardan haberdar olursunuz Evet şimdi ölçülerimize bakarak hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Öncesinde bakınız omuz kısmından tuttum. E, şöyle ilk ucuna geldiğimiz zaman 44 santim bir uçtan diğer uca elbisemin boyunu olduğunu görmekteyiz. Bel kısmını ölçelim. Bel kısmına baktığımız zaman büzdüğümüz için biraz toparlanmış haliyle göreceğiz. Bunun için büzgü payını lütfen unutmayalım 25 santim büzgü payıyla birlikte aslında daha geniş tabii ki büzüğümüz için birazcık daha küçük görünmekte yakasını toz pembe ipimizle ördük yine kollarını toz pembe ipimizle uç kısmını yani kolumuzun uç kısmını ise elbisemizin ana rengiyle ördük Evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemizin yapımına başlayalım şöyle bir de arkasından görelim bakınız elbisemizi Evet kolay gelsin Elbisemizi örmek için Nako'nun lüks minnoş baby ipini kullanıyorum. İpimizin renk numarasına bakıyorum. 236, 100 gram ve 336 metre. Ve e, şişi ise 3 numaralı şişimi kullanıyorum. Bu ipimi örmek için. Hemen 60 tane ilmeğimi şişime toparlayarak elbisemin arkasını örmeye başlıyorum. Şöyle alalım ilmeğimizi. Yeteri kadar ipimizi ayırdıktan sonra çok da uzun bırakmayalım. Şöyle ortalama göz kararı ayarladıktan sonra hemen ilmeğimizi düzelterek örmeye başlayalım. Direkt de başlayabilirsiniz. Şu şekilde düğüm atarak başlayabiliriz. Birinci ilmeğim sayıyorum. Ve sırası ile alıyorum. İstediğiniz her türlü örgü çeşidiyle bu ilmeğimizi toparlayabilirsiniz. 60 olana kadar ilmeğimizi toparlayalım. 60 tane ilmeğimi toparladım. Hemen bir tane düğümümü atıyorum. Ve örgümün burası ters yönü. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters olarak sona kadar ilerliyorum. Bir sıra tersimizi ördükten sonra örgümüzün ön yüzündeyiz şimdi. Ve örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir tane düz, bir tane ters örerek pirinç örgümü başlatıyorum. Düz, ters. Düz. düz ters düz ters olarak sıramızın sonuna kadar bir düz bir ters ilmek örelim. Sıranın sonunda yeniden görüşelim. En son ters ilmeğimi ördüm ve bakın sıradaki ilmeğimi yani son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Eğer buradaki ters değil yine düz olarak gelmiş olsaydı yine son ilmeğimizi her şekilde düz olarak örelim. Örgümüzün en son kenar bitişinin düzgün olması için. Yani bakın ters geldi, düz ördük. Eğer e, düz olmuş olsaydı yine düz örerek son e, ilmeğimizi de tamamlardık. Evet, şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Bir tane ters, bir tane düz ördüğümüzü görüyoruz. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alalım ve örgümü gördüğüm şekliyle örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz bir ters. Arkada örgümüzün yönünü değiştirmiyoruz. Nasıl gördüysek öndeki kurduğumuz şekliyle bakınız göründüğü gibi örüyoruz. Düz ters düz ters ters düz Nasıl görüyorsak Başa kadar örelim. Son ilmeğimize gelene kadar ördüm. En son ilmeğimiz yine ters. Son düz olarak tamamlıyoruz örgümüzü. Arkada hiçbir değişiklik yapmadık. Öndeki kurmuş olduğumuz düzen üzerine düzleri düz, tersleri ters olarak ördük. Örgümüzün ön yüzünü çeviriyoruz ve burada düz örgülerimizi terse, ters örgülerimizi düze çeviriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve hemen düz örgümü görüyorum. İpimi üzerine alıyorum. Düz örgümü ters örgüye çeviriyorum. Ters örgümü hemen düz örgüye çeviriyorum. Düz örgümü ters örgü olarak örüyorum. Her bir ilmeğimizin yönünü değiştirerek ilerliyoruz. Düzleri ters, terslerimizi düz olarak örelim. tersi düz düzü ters yaptım bakınız tekrar ters düz düzü ters şöyle görelim ilmeklerimizin yönünü değiştirerek ilerleyelim ilmeklerimizin yönünü değiştirerek sona doğru geldim düzleri ters tersleri düz olarak ördüm ve son ilmeğimi bakınız öreceğim ondan bir öncesi düz son ilmeğimizi de her zaman düz örüyoruz ve örgümün arka yönünü çeviriyorum arka yönünde nasıl görüyor isek o şekilde örüyoruz düzleri düz terslerimizi ters sadece ön yüzde değişiklik yapıyoruz bakınız ters örüyorum düz ters düz hiç değişiklik yapmıyoruz. Ters derimi ters, düz derimi düz olarak örüyorum. Örgümüzün arka yönünü tamamladık. Tekrar ön yüzündeyiz. Şimdi e, ön yüzde ilmeklerimizin yerini yeniden değiştiriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi görüyorum. Tersimi düz örgüme çeviriyorum. Düz örgümü ters örgüme çeviriyorum. Düzü tersi düze, düzü tersi çeviriyorum. Ön yüzde değiştiriyoruz. Arka yüzde değiştirme işlemi yapmıyoruz. Gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Ve bu şekilde örmeye devam edelim. Tersimi düz yapıyorum, düzümü ters. Evet, arka yönden değişiklik yapmadan sadece ön yönden, ön yüzden değiştirerek ilmeklerimizi örerek biraz büyütelim, çok fazla değil, biraz daha örelim. Yeniden görüşelim. Elbisemin robasının arkasını örmeye devam ettim. Bir ters bir düz şeklinde ördüm. Ölçümüze bakalım. 8 santim yüksekliğinde ördüm. Enine şu şekilde kontrol edelim. Eni ise 24 santim. Şimdi 8 santim yüksekliğe ulaştığı zaman 3 tane sağdan 3 tane soldan ilmeğimizi keselim ve kol oyuntumuzu hazırlayalım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi örüyorum ve bir tane kesiyorum ikinci ilmeğimi kesiyorum üçüncü ilmeğimi kesiyorum ördükten sonra içinden geçiriyorum üç tane ilmeğimi sağ yönden kestim burası arkası olduğu için bakınız örgümüzün gördüğüm şekliyle devam ediyorum bir düz bir ters bir düz bir ters örüyorum sıranın sonuna kadar ilerliyorum arkadan örerek geldim kestiğim sırayı şimdi yeniden öndeyim 3 ilmekte buradan keselim birinci ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane kesiyorum ikinci ilmeğimi örüyorum ve kesiyorum üçüncü ilmeğimizi de yine örerek kesiyorum 3 tane sağdan, 3 tane soldan ilmeklerimizi kestikten sonra, bakınız, 3 buradan kesmiştim. 3 de diğer taraftan. Şimdi arayı örmeye devam edelim. Burası kolumuza kadar, yani kol altı, bel bölgesinden kolumuza doğru çıkan kısım. Şimdi sırtımızı yukarıya doğru örmeye devam edelim. Yine aynı şekilde ön yüzde kurulumumu değiştiriyorum. Düz derimi ters, ters derimi düz yapıyorum. Ve pirincimi bu şekilde ilerletiyorum. Elbisemizin arkasını örerek devam ediyoruz. Bakınız şu kadar ördüm. Yaklaşık 4 santim kadar. Bir 4 santim kadar daha aynı şekilde örerek büyütelim. Omuzumuza geldiğimiz zaman tekrar görüşelim. Bu şekilde bakınız. Örmeye devam edelim. Arka yönden şöyle baktığımız zaman modelimizi arka önden de çok şık olduğunu görüyoruz. Evet biraz daha örelim. Elbisemizin arka robasını örmeye devam ettim. Kolumuzu kestikten sonra 8 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi 16 ilmeğimi örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Diğer omuzdan da 16 ilmek bırakıyorum. Aradaki ilmeklerimi kesiyorum. Burası ensemiz için yani boyun kısmına gelen bölüm olacak. Omuzlarımızın üzerinde 16 ve 16 tek ilmeklerimiz kalacak. Şimdi bakın burada tam 16 tane ilmeğimiz var. Hemen kesmeye başlıyorum. İkisini birlikte aldım. Takıyorum. İkisini birlikte alıyorum ve kesiyorum. Takıyorum. Bir tane taktığım ilmeğin, bir de şişimdeki ilmeğimin her ikisini alıyorum ve kesiyorum. Yine birer birer arayı kesiyorum. Arayı kestim. Bakınız, tam diğer kenarda da 16 tane ilmeğim kaldı. Şimdi buradaki e, ilmeğimizi isterseniz herhangi bir ipe ya da e, aparata takabilirsiniz isterseniz şişinizde örmeye devam edebilirsiniz şimdi buradaki e, ipimizin de olduğu kısımdan örmeye devam edeceğim sadece 16 ilmeğimizi omuzumuzun yukarısına doğru modelimizin kurulumunu bozmadan aynı şekilde örmeye devam ediyoruz bakınız kurulumumuza dikkat edelim hemen bakın ilk ilmekten başlıyorum ve örüyorum ilk ilmeğimizi örmeden alalım Burası örgümün düz yönü olduğu için yönlerini değiştirerek örüyorum. Hiç bozmuyorum. Eğer sizinki arka yönse yön değiştirmeden devam edebilirsiniz. Sol elimdeki şişimi uzun şişim olduğu için masama dokunmakta Evet şimdi bu 16 ilmeği biraz örerek büyütelim. Evet omzumuzu örmeye devam ettik. Bakınız çok güzel durmakta. Hemen kaç santim olduğuna bakalım. En güzel ölçü e, santim olarak vereceğimiz ölçüdür. Bakınız 9,5 santim. Şöyle gördüğümüzde tam 10 değil 9,5 santim. Ördük omuz kısmına doğru. Diğer tarafı da aynı e, santim üzerine eşit olarak öreceğiz. Şimdi bakın ben artırmaya başladım. 16 tane ilmek burada vardı. 14 tane ilmek de bu uca artırarak örmeye devam edeceğiz. Arka ön kısmımızı artık burası omuzumuzun yarısı arkası yarısı ön olacak. Şimdi 10 tanesini ben hazırlığımı yaptım. 11 12 13 ve 14. Tam 14 tane ilmeğimi arttım. Şöyle sayalım isterseniz. 2 4 6 8, 10, 12 ve 14, 16 da zaten devam eden ilmeğimiz. Şimdi çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. Bakınız burası örgümün düz yönü ve ilmeğimizi değiştireceğimiz sıra. Şimdi buradan itibaren arttığımız ilmeklerimizden itibaren ilmeklerimizin kurulumunu yapalım. Hemen şuradan bakıyorum. Bakınız terse çevireceğim. Şunu düze çevirmem gerekmekte. Bakınız bu ters o düz olacak. Şimdi sayalım. Ters, düz, ters, düz, ters, düz. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. En son bakınız düz olarak ayarladım. Siz de bu şekilde ayarlarsanız burada herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz. Sizin tabii yön farklı olabilir, sayı fazla olabilir. O yüzden birer birer sayarsak çok güzel olacaktır. En son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şuradan alalım ilmeğimizi aldığımız için açılmasın. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi ters başlatıyorum. Bir düz, ters, düz. Şöyle arkadan da alabiliriz. Ya da şuradan alıyorum. Ters, düz, ters, düz. Yani modelimizi hiç bozmadan örüyorum. Bakınız ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Evet şimdi bakınız modelimizi yeniden düzeltiyoruz ilmeklerimizi burası örgümüzün düz yönü olduğu için bakınız örgümüzün düz yönü ipimiz burada. Düz yönden e, değiştirme işlemimizi yapıyordum. Ters. Düzü terse çeviriyorum. Tersi düze çeviriyorum. Tekrar tersi düze çeviriyorum. Buradaki her zamanki yaptığımız işlemimizi yapıyoruz. Evet önümüzün bir parçasını bu şekilde örerek biraz ilerleyelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Şu şekilde bakınız. En son ilmeğimizi her zaman düz alıyoruz. Kenarımız şu şekilde düzgün çıkması için. Arkasını çeviriyorum. Bu kısmı tamamen örmeye devam ediyorum. Şimdi arkasında gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Terslerimi ters, düzlerimi Düz olarak örüyorum. Tersimi örüyorum. Düz bakınız. Ters, düz, ters hiç e, bir şekilde her iki ilmeğimiz yan yana gelip bizi sıkıntıya sokmadı. Sondan itibaren önceki ördüğümüz yerden itibaren sayarak ilerleyelim. Evet en son ilmeğimizi her zaman düz örüyoruz ve örgümü çeviriyorum. Şimdi yeniden modelimizin yerleşimini değiştirerek biraz büyütüyorum. Evet şimdi artışlarımı yaptıktan sonra örmeye devam ettim. Hemen kaç santim ördüğümüzü ölçümüzde bakalım. Altı buçuk santim ördük bu kısmı. Şimdi e, yan taraftayım. Bakınız, şu şekilde bıraktığımız zaman şöyle tam şuradayım. Şöyle görelim. Üç tane ilmeğimizi eksiltmiştik. Şimdi buraya üç tane ilmeğimi örüyorum. Bir, iki. 3 şimdi alt kısma geçtik artık buradan itibaren aşağıya örmeye başlıyorum şöyle görelim şu kısmı 3 tane ilmek artırarak eşitledik şuradaki görmüş olduğumuz kısım önümüz aşağıya doğru ilerleyerek devam edeceğiz burada düz ve ters örgümüzü dikkat edeceğimiz için bakınız şöyle bakıyorum örgümün ters yönündeyim şuradaki düzene göre bakıyorum ters düz ters düz ve ters hemen almaya başlayalım şuradan bu kısmı çıkardıktan sonra yeniden bakalım ilk ilmeğimi şöyle ilk olduğu için boşalmasını istemiyorum düz olarak bu yönden örüyorum şöyle arkadan girerek örüyorum bakınız bir tane ters örüyorum tekrar düz örüyorum ters örüyorum bakıyorum bakınız örgümün hangi yönündeyim? Örgümün ters yönündeyim. Gördüğüm üzere e, örmem gerekiyor. Onun için şimdi bakınız ikisi yan yana geldi. O yüzden hemen takıyorum ilmeklerimi geri. Yönümü düzeltmek istiyorum. Ters, düz. Bunun ters olması gerekmekte, bunun düz olması gerekmekte ilmeklerimizi. Ona göre alalım. Şu ilmeğimi de düz olarak örmem gerekiyor. Evet, hemen ipimi öne alıyorum iki tane ilmeğimizi yan yana getirmeyelim. Düz, ters, düz bir bakınız ters, düz, ters, düz gördüğüm şekliyle artık kurulumumu bozmadan devam ediyorum. Orayı ayarlayalım. Hemen 3 ilmek sayarak gidersek zaten daha kolay olacaktır. Arkada ördüğümüz santime eşit olarak artışımızı yaptıktan sonra öreceğiz. Şimdi şöyle yere serip bakalım. Son ilmeğimizi düz örelim. Evet şimdi şöyle daha rahat bakalım. Arkamızı örerek gelmiştik. 3 tane ilmek yeterli ölçü olduktan sonra kestik epeyce ördük daha sonra ortadaki ense boşluğumuzu kestik 16 ilmeğimizi devam ettirdik 16 ilmeğimizi devam ettirdikten sonra 14 ilmek tekrar şişimize taktım 6,5 santim yine ördüm ve şuradaki eksiltme yapmış olduğumuz bölümdeki 3 tane ilmeğimizi yeniden taktım. Sadece bakınız kolumuz ve sırtımızın olduğu yerde 3 ilmeğimiz eksik oldu. Şimdi 3 ilmeğimizden sonra bu arkamızdaki e, santim olarak örmüş olduğumuz ölçünün birebir aynısını örüyoruz ve e, önümüzün buradaki görmüş olduğum sol tarafını şu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın şimdi ördüğümüz bölüm şu kısım olmakta. Çok güzel göründü. Bakın şöyle önümüz ve arkamız şimdi aşağıya doğru tam ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Sonrasında ise burada yaptığım işlemin birebir aynısını buraya kadar şuraya kadar yapıp gelelim. Buradan aşağısında ileğimizi açacağımız için birlikte çalışmaya başlayalım. Evet şimdilik aşağıya tamamlayalım. Omuzumuzun 16 ilmekli bölümünü artış yerimize kadar örerek gelelim. Hatta artalım artış yerimiz 14 tane. Bir sıramızı ördükten sonra ileğimizi yapmak için tekrar görüşelim. Elbisemizin roba kısmını örerek tamamlamak üzereyim de bakınız diğer omzumu da ördüm. Şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Başlangıçta 60 ilmekle arkadan başladık. Yeterli ölçümüzü ördük ve üçer ilmek hem sağdan hem soldan kestik. Daha sonra yine yeterli ölçümüzü ördükten sonra 16 ilmek ayırdım. Aradaki ilmekleri kestim. 16 ilmeğimizle aşağıya doğru örmeye başladık. Daha sonra 14 tane ilmek aldım. Biraz ördükten sonra 3 tane karşı taraftaki azalmış olduğumuz ilmeği yani şöyle yaptığımız zaman aynı e, denklikte 3 ilmeğimizi artırdık ve aşağı doğru ördük. Buraya düğme dikeceğim bölüm olduğu için ben hemen boşken düğmelerimi diktim. Şimdi karşı tarafı yine 14 tane ilmeğim attım ve bir sıra geldim. Şimdi ikinci sırayı dönüşünü yapacağız ve iliklerimizi açmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi 3 tane düğme kullanacağım için tam düğmelerimin karşılığına denk gelecek şekilde. Tabi illa önce düğme dikmemiz gerekmemekte. Ben boştum diktim ve yerine hemen takarım diye düşündüm belirli ölçüler arası şöyle en güzel ölçüyü mezurumuz verecektir. Mezurumuzda ölçtüğümüz zaman belirli mesafelerde işareti koyarak karşı tarafımıza iliğimizi açabiliriz. Evet şimdi bir sıra ilmeğimi alıp karşısından geri döndüm. Sadece o kadar ördüm. Fazla örmedim. Sizlerle birlikte devam etmek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi değiştirdiğim bölümdeyim. ilmeğimizi arttığımız yere doğru yerliyorum. Değiştirerek bakınız. Her bir ilmeğimizi bu sıramızda değiştiriyoruz. Evet uç kısma doğru ilmeklerimizin yönünü değiştirerek geldim. Düz, ters. Bakınız 2 4 6 tane ilmeğim kaldı. Şimdi altı ilmeğimizin 2 tanesini bir örüyorum. bir tane artış yapıyorum. Bir geriye kalan 4'ü yine sıramıza uygun olarak örüyoruz. Şimdi bakınız düz, ters. Her ikisini düz olarak örüyorum. Şöyle şuradan alalım. Yatırmama gerek yok. Düz olarak örüyorum ikisini şişimin üzerine alıyorum ters tekrar düz ters düz ve en son olduğu için yeniden düz örüyoruz Evet bakınız ilimizi açtıktan sonra dört tane ilmek bıraktık isterseniz üç tane ilmek de bırakabilirsiniz geriye dönüşümü yapıyorum yeni e, yönleri değiştirdiğim için bu sıramızda gördüğümüz şekliyle örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tersi görüyorum, düzü görüyorum, tersi görüyorum ve buradaki ilmeğimi şöyle altından girerek şuradan girersem çok kocaman bir delik olur. Şöyle bakınız arkaya doğru giriyorum. Bir tane iliğimi açmış oluyorum. Küçük olması için bu şekilde ördüm. Düz ördüm. Ters, düz, ters, düz, Gördüğümüz şekliyle devam ediyoruz. Ve ilk iliğimizi bu şekilde açtık. Diğer iliklerimizi de aynı şekilde açarak ilerleyelim. Ve bakın. Örmeye devam ediyoruz. Tıpkı karşıdaki yaptığımız işlemimizin aynasında belli bir ölçüyü ördükten sonra. Bakın şu kısımdaki artmamızı da yapacağız. Şöyle görelim. Şuraya kadar örüyorum. 3 tane ilmeğimi de artmayı unutmayalım. Ve bu kısmımızı tamamlamış olalım. Ters, düz ve en son olduğu için tekrar düz olarak örüp tamamlıyorum. Şöyle görelim yine. Birinci iliğimizi yerleştirdim. İkinci iliğimizi artışımızı yaptıktan sonra tam artışımızı yaptığımız yere ikinci iliğimizi de açıyoruz. Evet elbisemin roba kısmının 3 tane iliğimizi birini sizlerle birlikte açmıştık. Diğer ikisini aynı şekilde açtım ve hemen iliklerimi taktım. Şimdi kesme işlemimin olduğu yerdeyim. Yanları dikmedim bakınız şu şekilde. Arkadan başladık tüm olarak robamızı ördük. Şimdi kesme işlemini yapalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ya da her ikisini aynı anda şöyle alarak örelim. İki tane ilmeğimi örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi tekrar şişime takıyorum. İki tane ilmeğimizi yine örelim. Şişime takıyorum. İkisini örüyorum. Şişime takıyorum. Alıyorum. Takıyorum. Kesiyorum yeniden şişimize takıyorum ve kesme işlemimi şu şekilde yapıyorum bakınız. Hem kestiğimizi hem de sıradaki ilmeğimizi örerek bütün ilmeklerimizi keselim. Çok kolay olmakta bu yöntem. Sıra sonuna kadar gelelim. Dramın sonuna kadar kesme işlemini yaptım ve ipimi buradan koparmadım. Bakınız ipimiz burada kalsın. Şimdi eteğimizi örmeye başlayalım. Eteğimizi örmeden önce şurada bakınız ilik yerimizin olduğu yere şöyle minik bir dikiş atmak istiyorum. İlmeğimizi alacağımız için rahat olsun kaydırmayalım ve çirkin bir görüntü olmasın. ikisi üst üste bakın buranın düzgün olması için şöyle birkaç tane dikişimizi attık hemen düğümümü atıyorum buraya bir tane düğümü attım ipimi kesiyorum isterseniz arkadan isterseniz ön yüzden hangisi dikmek daha kolay ve daha güzel yapacaksanız o şekilde dikişlerimizi yapalım. Sadece bir kolumuzun altına dikiyoruz. Önümüze minik bir dikişimizi attık düzgün olsun diye. Buradaki yana ise ilmeğimizi aldıktan sonra dikiş yapacağız. Bakın. Şimdi ben önden alıyorum. Her iki dıştan ilmeklerimi battım. Diğer dıştan alıyorum karşılıklı dışarıdan ilmeklerimi alarak dikiyorum. İçeriye çekelim bunu. Yukarıdan başlamıştım, diktim. En son aşağıya geçiyorum. İç kısma biraz yukarıya doğru gittikten sonra düğümümü atıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi ilmeklerimizi toparlamaya başlayabiliriz. Şimdi görelim şöyle. Burası arkamız ön tarafımız şimdi şişimizi misinalı şişimizi alıyoruz eğer misinalı şişiniz yoksa iki şişle de örebilirsiniz o zaman ön parçamızı ayrı arka parçamızı ayrı olarak tam şu yarıdan itibaren ilmeklerimizi göstereceğimiz şekilde alarak önümüzü ve arkamızı ayrı ayrı örebilirsiniz misinalı şişimiz varsa parçayı tüm olarak örelim şişimi aldım ilmeğimi takıyorum iki tane düz örüyoruz. Bir tane artışımızı yapıyoruz. Eğer çok katlı isterseniz, çok fırfırlı isterseniz her bir ilmeğimizde bir tane artışımızı yapabilirsiniz. Bakınız şuradan giriyorum. Hemen bakın şişimi taktım ilmeğimi. Alıyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde örerek çıkarıyorum. İlk tabii ki biraz zorlanabiliriz. Birinci ilmeğimi çıkardım. Hemen ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. İki ilmek çıkardıktan sonra bir tane artışımı yapıyorum. Tekrar bir ilmek çıkarıyorum. İki ilmek çıkarıyorum. Bir tane artışımı yapıyorum. İki örüyorum. Bir artıyorum. Bir. Çok fazla ıı, fırfır yani kat isteyen arkadaşlarım her bir ilmekte bir tane artırabilirler. Bir tane artırıyorum. İki ilmeğimi çıkarıyorum. Bir ve iki bir tane artışımı yapıyorum. İki ilmekte bir artışımızı yapalım. Bir iki bir tane artış. Bir iki bir artış artışımızı bu şekilde yapalım ya da aynı ilmeğimizi iki defa örerek yapalım başına dolamayalım o zaman kocaman delikler olmakta bir ve iki bir tane artış iki tane ilmek bir artış şekliyle örelim ve şurada görüşelim Arkadan başlamıştık bakınız. Önlere doğru geldim. Önlerimizin şu kısımlarında bir tane ördüm, bir tane arttım. Bir ördüm, bir arttım. Burada iki tane örüp bir tane artmıştım. Şu kısımdan itibaren yani tam düğmemize yaklaşırken 3 parmak kalarak birer birer fazla arttım. Ön tarafımızda büzgüsü birazcık daha fazla olsun diye. Şimdi iki kat olarak yapmış olduğum yerde tığımızla giriş yapmamız biraz zor olabilir. Onun için iki katlı olan yerlerde yani şişimize girişimiz zor olacağı için tığımızdan yardım alalım ve sadece ilmeklerimizi çıkarıp buraya takalım. Şişimizde zorlanmayalım, hiç örgüyü kendimize zorlaştırmayalım. İki kat olan yerlerde ilmeklerimizi tığ yardımıyla hiç artış yapmadan alarak taktım. En son bakınız iki katımı tamamladıktan sonra bir tane artışımı yapıyorum ve devam ediyorum bir örüyorum. Bir artıyorum. Bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Ön olduğu için diğer tarafta da aynı işlemi yapmıştım. Büzgülerimiz eşit olsun. Bir tane örüyorum. Hemen ilmeğimizi zorlanırsak tığımızdan yardım alalım. Artıyorum. Bir alıyorum. Bir artıyorum. Hemen bir çıkarıyorum. Bir artışımı yapıyorum bir çıkarıyorum artışımı yapıyorum önümüzün büzgülü durabilmesi için bütün ilmeklerimizi toparladıktan sonra bakınız şurada kalmıştık bu kısmı da biraz sonra dikeceğiz ya da daha sonra da dikebilirsiniz şimdi tamamen yuvarlak bir şekilde dıştan ve düz örgüyle eteğimizi örmeye başlıyoruz şöyle başlıyorum. Bakınız. Düz örgümü örüyorum. Sırasıyla düz alıyorum. Artırdığım ilmeklerimi ve çıkardığımız ilmeklerimizi birer birer örelim. Çok fırfırlı isterseniz daha çok artışlarımızı yapabilirsiniz. Ben birazcık daha normal istedim. örmeye devam edelim düz yönden ve örgümün dışından örüyorum Evet bir uçtan diğer uca kadar düz yönden düz örgümüzü örerek geldim şimdi başlangıç noktasındayım şişimi şöyle ittiriyorum bakınız geri dönüş yapmıyorum yine şuradan devam ediyorum bakınız şuradaki açıklık hiç problem değil ördükçe burası kapanacak zaten şu kısmımızı dikiş atarak kapatacağız Evet bakınız ikinci sıramı örmeye başlıyorum. Ters yüz kesinlikle örmüyoruz. Hep düz örgü örüyoruz. Hep düz. Sadece düz örgümüzü örerek tamamlayalım şu şekilde. Evet biraz Eteğimizi örerek büyütelim. Şuradaki görmüş olduğumuz gibi büzgümüzü ne kadar fazla istersek ona göre artışlarımızı fazla yapabilirsiniz. Bir ilmek alıp bir tane artabilirsiniz. Ya da eğer biraz önce de bahsetmiştim sinalı şişimiz yoksa önce arkayı sonra önü örebilirsiniz. Dikeyi yanlardan da dikeriz. Evet, şimdi eteğimizi istediğimiz ölçü olana kadar yuvarlak bir şekilde örmeye devam ediyorum ve sadece düz yönden örüyorum. elbisemizin etek kısmını sadece ön yüzden örerek büyütmeye devam ettim. Yeterli ölçüye ulaştım. Ee, i̇stediğim uzunluk ölçüsü. Biraz da modelimizi yapıp modelimizden sonra örmeye devam edeceğiz. Şöyle görelim. 20 santim ördüm. Şimdi arkasında bırakmıştım. Bakınız tam arkada. Arkadan itibaren 3 büzme modelimizi uygulayarak örmeye devam edelim. Şu şekilde örmeye başlıyorum. Bir defa başını doluyorum. 3 tane ilmeğimi tek seferde örüyorum. Bir defa başını doluyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 ve 2. Başını doluyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 1 ve 2 tane ters ilmek örüyorum. Şişimin üzerine ipimi aldım. 3 tane ilmeğimi tek seferde düz olarak örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi aldım. 1 ve 2 tane ters örüyorum. 3 büzme modelimizi burada uyguluyor Şimdi yeniden uygulamaya devam edelim aynen başlar gibi yeni başlarken bir defa başını doluyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. 2 tane ters örüyorum. 1, 2. Yeniden artışımı yapıyorum. Bakın şişimin üzerine ipimi alıyorum. 3 ilmeğimi tek seferde örerek kesme işlemi yapıyorum. Artma işlemi yapıyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 2 tane ters. 1 ve 2. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. 3'ünü aynı anda kesiyorum. Alıyorum iki tane ters. Bakınız 3 tane büzüyorum. 1 artıyorum. 3 büzüyorum. Yani kesiyorum bakınız. 3 büz, 2 ters dedikleri. Tekrar 3 büzdükten sonra bir tane daha şişimin üzerine ip alıyorum iki tane tersimi örüyorum. Yani hiçbir şekilde ilmeğimizi kaybetmiyoruz. 3 defada keserken bir öncesinde de artırıyoruz. 3'ü kestiğimiz için bir ilmeğimizi muhafaza ediyoruz. Bir de sonunda artırıyoruz. Yine üç tane ilmeğimiz aynen devam etmekte oluyor. Ee, tekrar iki tane tersimiz de aynı şekilde örüldüğü için hiçbir şekilde ilmek kaybı yaşamıyoruz. Bu şekilde örerek sıramızı ilk artışımızı yaparak başlattığımız yere kadar örerek gelelim sıramızı tamamladım. 3 tane büzdüm. Birer başlangıcında birer sonunda artışlarımı yaptım. Yani şişimin üzerine ipimi aldım. 2 tane de tersimi ördüm. Tekrar başlangıç yerimdeyim bakınız. Başlangıç yerimdeki ilk artışımı düz olarak örüyorum. Bakınız. Diğer toparladığım ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir sonraki arttığım ilmeğimi düz örüyorum. Ters iki 2 tane tersim vardı. 2 ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimin 3'ünü de düz olarak örüyorum. 2 ve 3. 2 ters 1 şu şekilde. Tek yönden ördüğümüz için arka tarafı çevirmiyoruz. Örgümüzün dış yönünden bu şekilde örerek ilerliyoruz. 2 ve 3. 2 tane ters 1 Şimdi şişimi düzeltmek istiyorum. En son ilmeğim kalmış. Hemen Evet şimdi ip şişimi ayarlayarak geliyorum. Artık örmemiz bayağı rahatlaştı. Birkaç sıra ördükten sonra eteğimizde örgülerimiz kolaylık göstermekte. Evet devam ediyorum şimdi örgüme. ipimi alıyorum. Arttığım ilmeğimi düz olarak örüyorum bir sonraki ilmeğimi yeniden düz örüyorum arttığımı düz örüyorum iki tane tersimi ters olarak örüyorum düz yerimi örüyorum iki ters bu birinci sıramız birkaç sıra örelim biraz yükselsin sonrasında yeniden görüşelim Birinci sıramızı örerek tamamladık. Bakınız buradan itibaren ördüğümüz sıramız 3 tane düzümüzü iki tane tersimiz ördük. Şimdi yeniden örmeye başlıyorum. Bakınız 3 tane düzümü örüyorum. Modelimizden. 2 tersimi örüyorum. 3 tane düzümüzü örüyoruz. Artırdığımız toparladığımız sonra tekrar artırdığımız bir önceki sırada ördüğümüz düzlerimi örüyorum. İki tane tersimi örüyorum Peki şimdi bir kapadığımız şimdi ikinci sırayı örüyorum bir, bir sıra daha örelim 3 sıra ördükten sonra yeniden modelimizi bir kez daha uygulayalım 3 büzme modelimizi uyguladık bakınız 1 2 3 sıramızı ördükten sonra yeniden aynı modelimizi uygulayalım ben uygulayarak geldim bakınız 3 sıra örmemiz yeterli Yeniden aynı işlemimizi bir daha yapalım. Eteğimizin uç kısmını bu şekilde tamamlayalım. Bir tane artışımı yapıyorum. 3 tane ilmeğimi tek seferde alıyorum. Tekrar şişimin üzerine alıyorum. 2 tersimi örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. 3 tane düzümü tek seferde alıyorum. Aşağıda yaptığımız işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İki tane tersimi örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 3 tane ilmeğimizi almadan önce bir artış, üçünü birlikte alıyorum. Bir artış, iki tersimi örelim. Sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamlayıp geldikten sonra bakınız, iki şer tersimizi örmüştük ve üçer düzümüzü örmüştük bir önceki çalışmamızda şimdi bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz artık ters çalışmıyoruz hepsini düz olarak örelim şöyle şişimin ucuna doğru getiriyorum düz örüyorum terslerimi de düz örüyorum artmış olduğum ilmeklerimi de düz örüyorum terslerimi de düz sadece Burada yeterli oldu çalışmamız. Ters de bakınız düz örüyorum. Evet şimdi 4 sıra düz örelim. Sonrasında yeniden görüşelim. 5 sıra ördüm. Bakınız 5 sıramızı tamamladıktan sonra şimdi bir kesip bir artışımızı yapıyoruz ve eteğimizin artık tamamen sonuna yaklaşıyoruz. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 2 tane birden örüyorum. Şişimin üzerine alıyorum. 2 ilmeğimi birden kesiyorum. Şişimin üzerine ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimi düz örerek kesiyorum. İkisini alıyorum. Kesiyorum. Bakınız şişimin üzerine ipimi alıyorum. Sona kadar bu işlemimi tekrar ediyorum. Bu şekilde artışımı yapıyorum. Her ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Bir artarken bir ilmeğimizi kesmiş oluyoruz. Ve sıramızı ilk başlatmış olduğumuz yere kadar bir artış bir kesme işlemiyle örelim bir defa artıyorum her ikisini aynı anda örüyorum bir tane arttık bir tane kesme işlemimizi yaptık artık bundan sonra hem arttıklarımızı hem kestiklerimizi şöyle bakınız bir göz oluşmakta iri iri düz olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim arttığımızı kestiğimizi bakınız hepsini düz olarak 5 sıra örelim 5 sıra sonunda elbisemiz tamamlanmış olsun. Bakınız artışlarımızla birlikte şöyle birer delik oluştu. Bunu dikmekte kullanacağız. Eteğimizin ucunun şu şekilde görünmesinde. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz olarak toplamda 5 sıra olmasını sağlayalım. Elbisemizin etek kısmında bakınız. Bir tane artıp İkisini aynı anda aldığımız yani bir artı bir kestiğimiz ilmeğimizden sonra 5 tane sıramızı ördüm. Şimdi kesme işlemini yapıyorum ve eteğimizin alt kısmını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kesme işlemini 2 ilmeğimi aynı anda örerek yapmak istiyorum. Tabi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. 2 ilmeğimi aldım. Kestiğim ilmeğimi tekrar şişime takıyorum. Hem kestiğim ilmek hem örmediğim ilmeği aynı anda alıyorum. Tekrar şişime takıyorum. Ve bu şekilde bütün ilmeklerimizi bitiriyoruz. Hem kestiğim ilmeğimi hem de sıradaki örülecek ilmeğimi aynı anda örüyorum ve kesiyorum. Bakınız şu kısmı kestim. Bütün ilmeklerimizi birer birer keserek tamamlayalım. Evet eteğimizin alt kısmını tamamen keserek bitirdim. İpimi şöyle uzun bir şekilde bırakarak kestim. Ve altını dikmeye başlayabiliriz. Şöyle bakınız. Şuradaki bir ilmek artırıp iki ilmeğimizi kestiğimiz yeri tam ortalıyorum. Şu şekilde. Şöyle görelim. Ve arkadan dikmeye başlıyorum. ince ince şöyle güzelce dikelim dilimli bir alt görüntüsü oluşturalım elbisemizin etek kısmı için elimizde düzeltelim en güzel nasıl dikiyorsak o şekilde dikelim şu kısım tam merkezimizde bakınız altta olacak şöyle başlangıç yerimize kadar dikerek gelelim. Evet eteğimizin alt kısmını dikerek tamamladım. Şimdi kol altımızın bir tanesini açık bırakmıştık ilmeklerimizi rahat almak için. Şimdi diğer şöyle ipim biraz kaldı hemen düğümümü atıyorum ve yan kısmımdan dikmeye başlıyorum. Düz yönden dikiyorum. kenardan ilmeklerimizi alarak en güzel şekliyle dikelim Elbisemizin yan kısmını diktikten sonra bir tane cep ördüm ve cebimizi bel başlangıcına bakınız etek kısmını hemen başlangıç yerine diktim. Şimdi diğerini bakınız aynı şekilde ördüm. 18 tane ilmek üzerinden başladım. 18 ilmeğimizi iki ters iki düz olarak ördüm. Sonrasında 4 sıra lastiğimi örerek kestim. Santim olarak bakalım kaç santim olduğunu. 6 santim kenar işleminde şöyle kirpik çalıştım tığımla hemen birlikte bakınız ortasına da bir tane düğmemi diktim ve şimdi kirpik çalışmasını birlikte yapalım burası aynı 18 ilmek üzerinden yeterli oldu enine bakalım boyunu ölçtük ama enini ölçmemiştik hemen en kısmı ise 8 santim Evet şimdi kirpiğimizi örmeye başlayalım ve diğer tarafa da cebimizi dikelim bir tane zincirimi çekiyorum, düğümümü atıyorum. Hemen alttan 1 2 3 tane zincirimi çekip aynı yere batıyorum. Ve şu şekilde biraz ileriye geçiyorum. 1 2 3. Batmış olduğum yerin arkasına girerek batıyorum. Hemen dibine değil, biraz ileriye geçiyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra batmış olduğum yerin ardına giriyorum. Şöyle tığımızı bakınız yatırdığımız zaman biraz ileriye çok da yığılmasın bir mesafemiz olsun. 3 zincir arkasına giriyorum. Tekrar bakınız hemen dibine değil şöyle tığımızı tuttuğumuz zaman şöyle bakınız gelen yerimizi görmekteyiz. 1, 2, 3 ardına giriyorum ve ileri batıyorum. 1, 2, 3 Ardına batıyorum ve bu şekilde bütün çevresini sadece üst kısmı yapmıyorum. Kenarlarımızın üçünü de bu şekilde kirpiklerimizi örerek tamamlıyoruz. Ve biraz fazla koparıyorum. Şu şekilde yukarıya doğru bakınız. Diğerinde olduğu gibi ayarlayarak dikmeye başlıyorum. Üste bırakıyorum. Hemen dikiyorum. Normal dikiş yapıyorum. Zaten cebimiz yukarıda olduğu için herhangi bir şekilde belli olmuyor ipimizi. Her iki cebimizi dikerek tamamladım. Şimdi 3 numara tığımla zincir çekmek istiyorum bel kısmı için. Sizler kordon çalışması da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu şekilde çalışalım. Kalın numaralı tığımla zincirimi çekiyorum belimiz boş kalmasın buradaki zincir sayısı yeterli olacak kadar 1 metreye yakın çekelim 90 santime yakın zincirimi çektim. Şimdi biraz büyük çatal iğnemi taktım. Uç kısmından bakınız, şu şekilde girdim. Küçük iğneyle uğraşmak istemiyorum. Tam ortadan şuradan girişimi yapıyorum ve aralıklarla geçişimi yapıyorum. Diğer ipimin ucunu koparmadım. İhtiyaç olursa çekmeye devam etmek istiyorum. İhtiyaç olmasa buradan sökerek ayarlamak için diğer tarafı koparmadım. Evet, şu şekilde bakınız. Artışlarımızı yapmıştık. Şöyle. Artışlarımızın olduğu bölümlerden giriyorum. Gövdemizin etek bölümünden alıyorum. Bakınız üst kısımdan değil. Şöyle görelim. Etek bölümümüzden girdim ve devam ediyorum. Aralıklarla geçişimi yapıyorum. Çok rahat geçiyorum. Küçük iğneyle de tabii yapabilirsiniz ama biraz daha çabuk olmasını istiyorum ben zarar vermiyoruz merak etmeyin zaten artış yaptığımız yerlerde belirli genişliklerimiz var Evet bu şekilde başlangıç yerimize kadar ilerleyelim 90 santim kadar zincirimi çektim zincirimin diğer ucu halen e, örülmeye devam ediyor koparmadım Eğer fazla olursa sökmek istiyorum az olursa biraz daha ilave etmek için o kısmı o şekilde ayarladım şimdi tam orta yerden elbisemizin roba kısmının üst kısmından başlıyorum. En alttan bakınız. Şuradan girişimi yapıyorum ve devam ediyorum. Diğer aralıktan çıkıyorum. Daha küçük tığlı e, de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bakınız. Hemen eteğimize geçiş yaptığımız yerden iğnemizde uygun yerlerden geçişimi yapıyorum. Bakınız elbisemizin üst kısmındayız. Etek kısmında değiliz. Hemen girişlerimi yapıyorum. Şöyle görelim başlangıç yerimize kadar gelelim. Evet eteğimize 90 santim zincirim tam oldu 95 gibiydi. Şimdi uç kısmına 3 tane şöyle yaprağı olan bir minik çiçek yaptım. Bitiş yönünde ipimi koparmadan. Buradaki başlangıç yerini de sizlerle birlikte başlayalım. Dilediğiniz süsleme çalışmasını yapabilirsiniz. Dilerseniz boncuklar takabilirsiniz. Tamamen istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. 1 2 3 şuradaki iplerimizi alıp gizleyerek örmeye devam edelim bir trabzanımı ördüm ikinci trabzanımı ördüm 1 2 3 tane zincirimi çektim yuvanın içerisine gelerek batıyorum 3 tane zincirimi çektikten sonra bakınız bir tane çiçek yaprağını bu şekilde oluşturdum 3 zinciri çektim Yine aynı yuvanın içerisine gelerek bir trabzan ve aynı yere batarak ikinci trabzanımı örüyorum. 3 zincir çektim. Yeniden aynı yere batıyorum. İkinci yaprağımı da bu şekilde oluşturdum. 3 tane zincirle 3. yaprağın başlangıcında yaptım. Bakınız 1. 2. Araya 2 tane trabzan kenarlarına 3'er zincirle çıktım. 3'er zincirle indim. Çok basit. Dilerseniz boncuk da yapabilirsiniz. İlla çiçek yapmamız gerekmemekte. Tamamen zevkimize uygun süslemelerle çalışalım. 2 trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Şuradaki ortada duran zincirimin diğer tarafına bakınız. İplerimin olduğu yere gelerek batıyorum Ve bir zincir çekerek kapatıyorum. Tekrar buradan da ipimi kestikten sonra çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Bakınız 3 yapraklı minik bir çiçek çalışması yaptık. Tamamen zevkinize göre istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi bu arkadaki kalan iplerimizi içeriye gizleyelim. tekrar şöyle gizleme işlemimi yapıyorum. Evet. temizliğinde yapalım. Bu şekilde elbisemizi tamamlamış olalım. 90 santime yakın zincirimi çektim. Şimdi biraz büyük çatal iğneme taktım. Uç kısmından bakınız şu şekilde girdim küçük iğneyle uğraşmak istemiyorum tam ortadan şuradan girişimi yapıyorum ve aralıklarla geçişimi yapıyorum. Diğer ipimin ucunu koparmadım. İhtiyaç olursa çekmeye devam etmek istiyorum. İhtiyaç olmasa buradan sökerek ayarlamak için diğer tarafı koparmadım. Evet şu şekilde bakınız artışlarımızı yapmıştık şöyle artışlarımızın olduğu bölümlerden giriyorum gövdemizin etek bölümünden alıyorum bakınız üst kısımdan değil şöyle görelim etek bölümümüzden girdim ve devam ediyorum aralıklarla geçişimi yapıyorum çok rahat geçiyorum küçük iğne ile de tabi yapabilirsiniz ama biraz daha çabuk olmasını istiyorum ben yoksa zarar vermiyoruz merak etmeyin zaten artış yaptığımız yerlerde belirli genişliklerimiz var Evet bu şekilde başlangıç yerimize kadar ilerleyelim 90 santim kadar zincirimi çektim zincirimin diğer ucu halen e, örülmeye devam ediyor koparmadım Eğer fazla olursa sökmek istiyorum az olursa biraz daha ilave etmek için o kısmı o şekilde ayarladım şimdi tam orta yerden Elbisemizin roba kısmının üst kısmından başlıyorum. En alttan bakınız. Şuradan girişimi yapıyorum ve devam ediyorum. Diğer aralıktan çıkıyorum. Daha küçük tığlı e, de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bakınız. Hemen eteğimize geçiş yaptığımız yerden iğnemizde uygun yerlerden geçişimi yapıyorum. Bakınız elbisemizin üst kısmındayız. Etek kısmında değiliz. Hemen girişlerimi yapıyorum. Şöyle görelim başlangıç yerimize kadar gelelim. Evet eteğimize 90 santim zincirim tam oldu 95 gibiydi. Şimdi uç kısmına 3 tane şöyle yaprağı olan bir minik çiçek yaptım. Bitiş yönünde ipimi koparmadan. Buradaki başlangıç yerini de sizlerle birlikte başlayalım. Dilediğiniz süsleme çalışmasını yapabilirsiniz. Dilerseniz boncuklar takabilirsiniz. Tamamen istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. 1 2 3 şuradaki iplerimizi alıp gizleyerek örmeye devam edelim bir trabzanımı ördüm ikinci trabzanımı ördüm 1 2 3 tane zincirimi çektim yuvanın içerisine gelerek batıyorum 3 tane zincirimi çektikten sonra bakınız bir tane çiçek yaprağını bu şekilde oluşturdum. 3 zinciri çektim yine aynı yuvanın içerisine gelerek bir trabzan ve aynı yere batarak ikinci trabzanımı örüyorum 3 zincir çektim yeniden aynı yere batıyorum İkinci yaprağımı da bu şekilde oluşturdum 3 tane zincirle 3. yaprağın başlangıcında yaptım bakınız birinci ikinci araya iki tane trabzan kenarlarına üçer zincirle çıktım üçer zincirle indim çok basit dilerseniz boncuk da yapabilirsiniz İlla çiçek yapmamız gerekmemekte. Tamamen zevkimize uygun süslemelerle çalışalım. 2 trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Şuradaki ortada duran zincirimin diğer tarafına bakınız. iplerimin olduğu yere gelerek batıyorum Ve bir zincir çekerek kapatıyorum. Tekrar buradan da ipimi iştekten sonra çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Bakınız 3 yapraklı minik bir çiçek çalışması yaptık. Tamamen zevkinize göre istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi bu arkadaki kalan iplerimizi içeriye gizleyelim. tekrar şöyle gizleme işlemimi yapıyorum. Evet. Temizliğini de yapalım. Evet şöyle düğümümüzü atıp yongumuzu bağlayalım. Elbisemizi bu şekilde kullanabileceğimiz gibi dilerseniz uzun kol, dilerseniz kısa kol da ıı, takarak tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi elbisemizi ıı, kısa ve karpuz kol örerek tamamlamak istiyorum. 32 tane ilmeğimi şişime taktım şimdi bir sıra bakın sadece şişe ilmeklerimi toparladım şimdi buradan ilmeklerimi düz olarak örüyorum birinci ilmeğimi örüyorum ilmeklerimizin tamamını düz bir şekilde örelim başa kadar gelelim son ilmeğimizi de örelim hemen örgümüzü çevirelim şimdi iki sıra bir ilmek toplamıştık bir de düz olarak örmüştük ön yönde bakın nasıl bu şekilde düştü ters olarak birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir ters bir düz olarak örüyorum bir ters bir düz ters düz kol lastiğimizi örüyoruz ters düz ters düz sıra sonuna kadar bir ilmek ters bir ilmek düz olarak örelim sıramızı tamamladık ters ve düz olarak şimdi arka yönünü çevirdim ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bakınız ters ilmeğimi düze çeviriyorum düz ilmeğimi şöyle şişimden kurtuldu terse çeviriyorum ters ilmeğimi düze çeviriyorum düz ilmeğimi ters Tersi düz, düzü ters yaparak başa kadar ilerleyelim. Evet başa kadar örerek geldim. Şimdi daha açık renkteki yani düğmeleri kullandığım renkteki tonumla kol kısmımı örmeye başlıyorum. Hemen ipimizi bağlayalım. Tabii kesebiliriz aslında ipimizi. Şöyle bir aladıktan sonra keselim. Daha sonra sağlam bir düğüm de atabiliriz. Diğer rengimizi artık kullanmayacağız. İkinci ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Yalnız artışımı yapacağım için bir ilmeğimi iki defa örüyorum. Her ilmeğimizi iki defa örelim ve artışımızı yapalım. Üzgülü bir artış olacak. Diğer ipimize bakınız şurada daha fazla devam etmeden kesebiliriz zaten bağlamıştık isterseniz biraz daha sağlamlaştırabiliriz düğümümüzü hemen diğer ipin kalabalığını kurtaralım bir örüyorum hemen ikinci kez aynı ilmeği örüyorum örüyorum şişimden çıkarmadan bir daha örüyorum örüyorum tekrar her ilmeğimizi iki defa örerek artışımızı yapalım 1. Bakınız yandan giriyorum. 2. Tekrar 1 yandan alıyorum. Bir daha örüyorum. Evet, 5 sıra örerek geldim bakınız. 1 2 3 4 5. Şimdi kenarlardan birer tane artışımızı yapalım. Kolumuzu genişletelim. 2 defa örüyorum. 1 bir. Biraz önceki örmüş olduğumuz gibi Sadece bakınız birinci ilmeği örmeden aldım. ikinci ilmeği iki defa ördüm. Aradaki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve aralıklarla bu işlemimizi yapacağız. 3 ya da 4 sırada bir kenarlardan artıralım. Son 2 ilmeğimize kadar ördüm. Sondan bir önceki ilmeğimi 2 defa örüyorum ve yandan artışımı yapıyorum. Son ilmeğimi de ördükten sonra arkadan ters olarak örüyorum. 2-3 sırada bir ya da daha fazla sırada bir artışımızı yapabiliriz. Yani kolumuzun şuradaki boşluğu çok fazla taşırmayacak şekilde yani şu kısımdan çok fazla olmayacak şekilde artışlarımıza devam edebiliriz. Evet kolumuzu istediğim büyüklüğe kadar ördüm. Şimdi e, yeterli ölçü olunca kesmek istiyorum. Çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bildiğimiz şekliyle kesebilirsiniz. Bakınız. Bir bu yöntemi kullanabilirsiniz. Diğer yöntem kestikten sonra takıp bir sonraki ilmekle birlikte örerek tekrar takıp aynı ilmekle örme şekliyle ya da farklı yöntemlerle kesme işlemimizi yapabilirsiniz. Evet bu şekilde keserek tamamlayalım. Son ilmeğimize varana kadar kesme işlemini tamamladık. Bir tane de şu şekilde zincirimi çektikten sonra kendi içinde geçtikten sonra şöyle dikmek için biraz uzunca ip ayırıyorum ve kesiyorum. arasından geçiriyorum. Şu şekilde kolumuzu tamamladık. Karpuz kol şeklinde örmüştük. Şimdi birlikte dikelim. Evet ipimizi şu şekilde iğneye taktım. Elbisemizin düz yönündeyiz ve kolumuzun da düz yönü tam dikişimizin olduğu yere ayarlıyorum ve bakınız şuradaki iç dikişimizin bulunduğu noktaya hemen İlk dikişimi atıyorum. İsterseniz teyleyebilirsiniz. İsterseniz şu şekilde elinizle ayarlama yaparak dikmeye başlayabilirsiniz. Bakınız yan kısmı dikmeden hemen başladım. Artışlarımızı yaptığımız için yeteri kadar kolumuzda genişlik var. Şöyle güzel bir şekilde Dikelim. Elimizle şöyle düzelterek Tabi teyleyebilirsiniz. Yani e, herhangi bir sıkıntıdan çekiniyorsanız terlerseniz Daha net sonuca ulaşmış olursunuz. Uca doğru ilerleyelim uç noktaya kadar dikerek geldik bakınız. Şu kısımdan başlamıştık. Bütün etrafı dolaşarak geldim ve tam kol altındaki olan bölümdeyim. Şimdi kollarımızın sadece pembe olan bölümünü dikiyorum. Yani yan dikişimi yapıyorum. Önce çevreyi, sonra şu yan dikişi uç lastik kısmına kadar dikelim. Evet, elbisemizin kollarını da bu şekilde dikerek tamamladık. Uç kısmında kapadık bakınız. Gayet güzel oldu. Şöyle dolgun, karpuz güzel bir kol. Elbisemizin yakasını örmek için misinalı şişimizle hemen ilmek almaya başlayalım. İliğimizi koyduğumuz taraftan başlıyoruz. Hemen bakınız. ileğimizin olduğu yer yanı başından ilmeklerimizi çıkarmaya başlayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bakınız daha karenin olduğu yerdeyim. 14 15 Karemizin olduğu yerdeyim tam yukarıya doğru çıkıyorum 16 17 18 19 20 Ve bu şekilde ilmek alarak ilerleyelim toplamda 76 tane ilmeği alarak düğme diktiğim yere kadar geldim bakınız şu yönden yani iliğin olduğu yönden başlamayı lütfen unutmayalım yoksa e, ters düşebilir tarafa doğru döneceği için bakınız burası alt kısımda kalacak. Şimdi ilk ilmeğimizi örüyorum. Şu şekilde ipimi öne alıyorum. Başlangıç olduğu için düz olarak örüyorum. 1 2 3 Haroşa örmek istiyorum. Öyle olacağı için haroşamız olacağı için düz olarak burayı ördüm. Şimdi döneceği için bakınız bu tarafa burayı bu sıramızı ters olarak örüyorum. Bakın ters. 3 tane düz ördüm. Kenarlarımızın hem başlangıç hem bitiş haroşa olarak örüyoruz. Haroşayı hangi yönden alıyorsanız ona göre ayarlamalarınızda bulunun. Ben düz yönden ördüğüm için 3 düzümü haroşam için ördüm. Diğer kalan ilmeklerimi ise ters olarak örüyorum. Yakamız düştüğü zaman Düz kısım yukarıda kalacak. Evet, başa kadar ilerliyorum. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp geldim. Son 3 tane ilmeğimi kenar olduğu için düz olarak örüyorum ve haroşa yapmak istiyorum. Düz olarak ördüm. Şimdi çeviriyorum. Yakamızın boyu istediğimiz ölçü olana kadar üç kenar ilmeklerimiz, başlangıç ve bitiştekine haroşa yapalım. Aradaki örgümüzü ise düz olarak örelim. Yani düz düşecek şekilde bu yönden düz, diğer yönden ters olarak örelim. Birinci ilmeğimi örüyorum. Bakınız düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerim de bu yönde düz olduğu için örgümü aynen devam ettiriyorum. İstediğimiz ölçüye ulaşana kadar biraz büyütelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Yeterli ölçüye ulaşana kadar yakamızı örmeye devam ettim ve belirli bir yükseklik ördüm. Hemen santim olarak bakalım. Şöyle baktığımız zaman 4 buçuk, 4 santim tam 4 santim yakamızı ördüm. Şimdi her iki yanda bakınız haroşamız vardı, üçer ilmek. Şimdi bitişi de haroşamızla örelim. Ben düz yönden örüyorum haroşayı. O yüzden ters örgümü düz örerek haroşaya çeviriyorum. Öne alıyorum. İki diş haroşa örelim. Daha sonrasında kesme işlemimizi yaparak yakamızı tamamlayalım. İki diş haroşamı ördüm. Şimdi keserek tamamlamak istiyorum yakamızı dediğiniz şekilde kesme işlemlerimizi yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi alıyorum. ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Birinci ilmeğimin içerisinden ördüğüm ilmeğimi geçiriyorum. Sırası ile önce örüyorum. Sonra bir önceki ilmeğimden geçiriyorum. Düz örüyorum. Bakınız. Düz örüyorum. Diğer ilmeğimden geçirerek şu şekilde kesme işlemimi yapıyorum. Dilerseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. İstediğimiz ilmeği tekrar şişimize takarak hem ördüğümüz ve örmediğimiz ilmeği aynı anda örebilirsiniz. Şu şekilde. Hangisini daha kolay yapmayı tercih ederseniz bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Eğer zorlanıyorsanız tığlarla da yapabilirsiniz. Bakınız tığ ile de şu şekilde örüp içinden geçebilirsiniz. Bütün yöntemleri ya da farklı yöntemleri kullanabilirsiniz. Hangisi kolay oluyorsa o şekilde ilerleyebilirsiniz. Bakın. Son ilmeğimizi de keserek tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum ya da bakınız şişle yapacak olursak da hemen şişimizi şu şekilde alalım. Şöyle yine şişle bir zincir çeker gibi düğümümüzü attıktan sonra ipimizi keselim içerisinde gizleyelim. Evet sevgili arkadaşlar, elbisemizi yakasını da ördükten sonra e, kullanılmaya hazır hale getirdik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. E, ben izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.